Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu asitler ve bazlar. Evet, asitler günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız maddelerdir. Örneğin salatalara koyduğumuz sirke, limon suyu, temizlik yaparken kullandığımız tuz ruhu, yapısında asit bulunduran bazı maddelerdir arkadaşlar. Asitlerin sahip olduğu bazı özellikler var. Asitlerin genel özellikleri. İnceleyelim bakalım birlikte bunlar nelermiş. Suda çözündüklerinde suya hidrojen iyonu veren maddelere asit adı verilir. Suda çözündüğünde bize ne verecek? Hidrojen iyonu verecek arkadaşlar. Hidroklorik asit çözeltisinin sulu ortamdaki halini düşünürsek arkadaşlar, ne diyeceğiz? Suda. O zaman hidrojen artı hidrojen iyonu ve klor eksi olarak iyonlarına ayrışacak. Böylelikle suya kimi vermiş olacak? Hidrojen iyonunu vermiş olacak. Tatları ekşidirler. Asitlerin tatları ekşidir arkadaşlar. Birçoğu yakıcı ve tahriş edicidir. Bu sebeple canlı dokulara ciddi anlamda zararlar verirler. Bazı metallerle tepkimeye girerek metalleri de aşındırırlar arkadaşlar. Bu metallere örnek verecek olursak magnezyum, bakır, çinko örnek verilebilir bu metallere. Evet, mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler. Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir. Bunun sebebi arkadaşlar suda artı ve eksi olarak iyonlarına ayrışmasıdır. Bu sebeple elektrik akımını son derece iyi bir şekilde iletirler. Asitler bazlarla tepkime vererek tuz ve suyu oluşturur arkadaşlar. Bazlarla devam ediyoruz. Bazlar günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız maddelerdendir. Örneğin sabun, şampuan, kabartma tozu, lavabo açıcı, deterjan, çimento gibi günlük hayatımızda kullandığımız ve baz içeren maddelerden bazılarıdır bunlar. Peki şimdi bazların sahip olduğu genel özelliklere bakacak olursak. Suda çözündüklerinde suya hidroksit iyonu veriyorlar. Suda çözündüğünde suya hidroksit iyonu veriyor. Asitler ne yapıyordu? Hidrojen iyonu veriyorlardı. Bazlar ise suda çözündüklerinde suya hidroksit iyonu veriyor arkadaşlar. Tatları acıdır. Cildimize kayganlık hissi oluştururlar. Çünkü biz sabun ve şampuan örneğini vermiştik az önce. Yine bazlar bazı metallerle tepkimeye girer ve tepkimeye girdikleri metalleri aşındırırlar. Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürler arkadaşlar. Asitler için ne demiştik? Mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürüyordu. Kırmızı turnusol kağıdını ise bazlar maviye dönüştürüyorlar. Devam edelim. Sulu çözeltileri yine elektrik akımını iyi iletirler. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturuyorlar arkadaşlar. Şimdi pH değerinden bahsedecek olursak, pH değeri maddelerin asitlik ya da bazlık derecesini gösteren bir ölçüdür arkadaşlar. Bakın şekilde bir pH tablomuz var. pH değeri dediğimiz tablomuzda 0 ile 14 arasındaki rakamlarla belirtiyoruz. Devam edelim. Bir maddenin pH'si 7'den küçük ise o madde asidik özellik gösterecek arkadaşlar. 7'den küçük ise. Bakalım tablomuza. Bir maddenin pH değeri 7'den küçük ise asit özelliği gösterecek. Peki 7'den büyük olursa ne olacak? O zaman da baz özelliği gösterecek. Yine bir maddenin pH değeri 7 ise o madde ne asit özelliği gösterir arkadaşlar ne de baz özelliği gösterir. Biz pH değeri 7 olan maddeler için nötr olduklarını söylüyoruz. Burada yine
bahsettiklerimizin bir özeti. pH değeri 7 ise madde nötrdür dedik. Yani ne asidik ne de bazik özellik gösterir. Bir maddenin pH değeri 7'den büyük ise o madde bazik özellik gösterir. Yine bunu da vurgulamıştık. 7'den 14'e doğru yaklaştıkça bazik özellik, yani bir maddenin bazik karakteri artacaktır. Şimdi günlük hayatımızda kullandığımız bazı asitler ve bazlar var arkadaşlar. Günlük hayatımızda tükettiğimiz yiyecekler, içecekler ve kullandığımız temizlik maddeleri farklı asidik ya da bazik özelliğe sahiptir arkadaşlar. Bakınız, şekilde pH tablosu üzerinde, az önce gördüğümüz yine pH tablosu üzerinde 0'dan 14'e kadar yine pH değerlerimiz verilmiş. pH tablosu üzerine yerleştirilen maddelerin asitlik, bazlık değerleri gösterilmiş. Bakıyoruz, akü sıvısı, limon suyu, sirke, domates suyu, yağmur suyu ve süt nasıl özellik gösteriyor arkadaşlar? Asidik özellik gösteriyorlar. Suya baktığımızda tam burada saf su 7 noktasında nötrdür diyoruz. Kabartma tozu, el sabunu, amonyak, daha sonra çamaşır suyu ise tablonun sağ tarafında olduğu için, 7 ve üzerini gösterdiği için de bazik özellik gösterdiğini söylüyoruz. Endüstride asitler ve bazlardan bahsedecek olursak arkadaşlar, asitler ve bazlar endüstride çok geniş, çok yaygın kullanım alanlarına sahiptir arkadaşlar. Hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit endüstride en yaygın kullanılan asitlerdendir. Hidroklorik asit neydi? HCl. Nitrik asit dediğimiz, yani kezzap, HNO3 formülüyle gösteriyoruz. Sülfürik asit dediğimizde halk arasında zaç yağı olarak bilinen H2SO4 şeklinde gösterdiğimiz örnekler. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit ise endüstride en yaygın olarak kullanılan kimlerdir? Bazlardan bazılarıdır arkadaşlar. Yine bunların da molekül formüllerine şöyle bir değinecek olursak, sodyum hidroksit, biz ona sut kostik de diyoruz, NaOH. Potasyum hidroksit, KOH, biz ona potas kostik de diyoruz. Kalsiyum hidroksit ise CaOH2 şeklinde gösteriyoruz. Bunun da bir diğer adı sönmüş kireçtir. Şimdi tabloya bakacak olursak arkadaşlar, asitler ve bazların formülü, piyasada kullanılan adı ve en sık karşılaştığımız kullanım alanları verilmiş. Az önce söylemiştik, asitler ve bazlar endüstride ciddi boyutlarda kullanım alanlarına sahiptiler. Şimdi bakalım tabloya, asitler ve bazlar hangi alanlarda nasıl kullanılıyormuş? Hidroklorik asit, yine formülümüz HCl, biz ona kim diyor, kim olarak biliyoruz biz onu? Tuz ruhu olarak biliyoruz. Kimya, ilaç, petrol, boya ve tekstil endüstrisinde sıkça kullanım alanı buluyor. Nitrik asit, kezzap olarak bildiğimiz kimyasal, gübre, boya endüstrisinde ve patlayıcı madde üretiminde kullanım alanı bulmuş kendisine. Sülfürik asit, zaç yağı olarak biliyoruz. Yine gübre, boya endüstrisinde ve patlayıcı madde üretiminde de kullanılıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sodyum hidroksit, biz ona sut kostik de diyoruz. Temizlik, kağıt, boya ve yapay ipek endüstrisinde kullanım alanı buluyor kendisine. Potasyum hidroksit, potas kostik dediğimiz piyasa adıyla, sıvı sabun, kağıt ve tarım ilacı üretiminde yine kullanım alanları var. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireç, deri, çimento, alçı ve kireç endüstrisinde sıkça kullanılmış. Şimdi arkadaşlar, asitlerle ve bazlarla çalışırken bizim
dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Çünkü biz asitler için ve bazlar için ne dedik? Canlı yaşamına, doğaya, canlı cansız yapılara zarar verdiğini, metalleri aşındırıcı özellikleri olabileceğini şöyle bir bahsetmiştik. Burada nelere dikkat etmeliyiz? Eğer çalıştığımız bir ortamda kuvvetli bir asit, kuvvetli bir baz varsa nasıl davranmalıyız? Nasıl tedbirler almalıyız? Bunları bir inceleyelim. Kuvvetli asit ve bazların canlı ya da cansız maddelere zarar verici etkileri olabilir dedik. Bu nedenledir ki arkadaşlar, asitlerle ve bazlarla çalışırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm deneylerde olduğu gibi laboratuvarlarda asitlerle ve bazlarla çalışırken arkadaşlar laboratuvar önlüğü giyiyoruz. Laboratuvar gözlüğü takıyoruz. Gerekli koruyucu donanımların, kişisel koruyucu donanımların hepsini yanımızda, üzerimizde bulundurmamız gerekiyor. Asitler ve bazlar cildimizi tahriş edebileceği için eldiven kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Eldivensiz ne yapmıyoruz? Kesinlikle bir asitle bazla temasta bulunmuyoruz. Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar kesinlikle ama kesinlikle koklanmamalı. Tatlarına da bakılmamalıdır arkadaşlar. Asit ya da bazların cildimizi tahriş etmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Asitler ve bazlar besinlerden, gıdalardan uzak bir yerde saklanmalıdır. Zaten bu tarz kimyasalların olduğu ortamlarda çalışıyorsak eğer kesinlikle gıdaları uzak tutmamız gerekiyor kimyasallarımızdan. Asitler ve bazların üzerlerindeki tehlikeli işaretleri. Evet arkadaşlar, bu bizim için en önemli iş güvenliği konularından bir tanesi. Asitler ve bazların üzerlerinde onların kimlikleri gibi ne olduklarını belli eden tehlike işaretleri var. Bu işaretlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada da gördüğümüz gibi kimyasal maddelerin, asitlerin, bazların etiketlerinde bulunan tehlike uyarı işaretlerini görüyoruz. Bu örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar. Yani bu uyarı işaretleri çok fazla sayıdalar. Ama tehlike uyarı işaretlerinin ne tür anlamlar ifade ettiğini bilmek de son derece önemli bizim için. Bakalım burada zararlı madde, aşındırıcı madde, patlayıcı madde, oksitlenici madde, zehirli madde, çok daha zehirli madde, yanıcı madde, aşırı derecede yanıcı madde uyarı işaretleri bize verilmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir başlığımız asit yağmurları. Arkadaşlar, hava kirliliği gezegenimizin en büyük ama en büyük sorunlarından bir tanesi. Hava kirliliği yaygın olarak endüstri bölgelerinde ve bu bölgelere yakın olan çevrelerde görülüyor. Bakın, endüstri bölgelerinde ve yakın çevrelerde görülüyor. Yakıldığında kükürt oksitleri, karbon oksitleri ve azot oksitleri yayan fosil yakıtlar hava kirliliğinin en temel nedenlerindendir arkadaşlar. Asit yağmurları, yine devam edelim. Fosil yakıtların yakılması dedik. Karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi hava kirliliğine neden olan gazlar atmosfere yayılırlar. Bu gaz molekülleri atmosferdeki su buharları ile karşılaşınca arkadaşlar kimyasal bir tepki meydana geliyor. Bu kimyasal tepkimeler sonucunda nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit gibi asitler oluşuyor. Bu reaksiyonun sonucunda. Havadaki bu asitler kimler? Nitrik asit oluştu. Sülfürik asit oluştu ve karbonik asit oluştu. Şu an bunlar havada. Havadaki bu asitler yağmur, kar ya da sis ile birlikte ne yapacak arkadaşlar? Yeryüzüne tekrar inecekler. Bu olaya biz asit yağmuru adını veriyoruz. Devam edelim. Asit yağmurlarının oluşmasını sağlayan ya da sağlayan demeyelim, sebep olan diyelim. Çünkü asit yağmurları bizim istemediğimiz bir olay. Asit yağmurlarının
oluşmasına sebep olan bir diğer etken de yanardağ faaliyetleridir arkadaşlar. Yanardağların atmosfere püskürttüğü kül ve duman neyle birleşecek arkadaşlar? Yine su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturabilirler. Asit yağmurlarının pH değerleri 5.6 ve 4.5 arasında değişiyordu. Bunu da burada ilave edelim. Asit yağmurlarının oluşumunu azaltabilmek, önleyebilmek için alabileceğimiz bazı tedbirler var arkadaşlar. Bu tedbirler nelermiş bakalım. Asit yağmurlarının oluşumunu azaltabilmek için aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Şimdi bir kere fosil yakıt kullanımını azaltmalıyız. Kim bu fosil yakıtlar? Hatırlayalım. Kömür, petrol, doğalgaz olarak sınıflandırabiliriz fosil yakıtları. Yine elektrikli aletler. Kullanılmadığı zaman kapatılmalı arkadaşlar. Ve gereksiz enerji tüketimi engellenmelidir. Lüzumsuzsa kapatıyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi doğaya dost enerji kaynakları kullanılmalıdır arkadaşlar. Çok önemli bir madde. Fabrika bacalarının ve arabaların egzozlarına mutlaka ama mutlaka filtre takılmalı. Sanayi kuruluşları ise şehirlerden daha uzak mesafelere, tarım arazilerinden, ormanlardan uzak yerlere inşa edilmelidir arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, bugünlük dersimiz buraya kadar. EBA üzerinden göndereceğim tarama testlerini çözmeye, konu tekrar videolarını izlemeyi lütfen ama lütfen unutmuyoruz. Uzaktan eğitim süresince EBA destekli tamamlayıcı derslerimiz, ödev aktarımlarımız devam edecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.